Evet, geçen günkü pazar fotoğrafımızdaki semizotunu hallettik. Şimdi kerevizle devam edelim. Kereviz 11,95'ti. Gerçekten sebze meyve fiyatlarına yetişmek imkansız. Kereviz denilince aklıma bana kış için ideal olan kereviz çorbası geliyor. Mükemmeldir, iyi yapılırsa harikadır. Bunun yanında terbiyeli kereviz yemeğini ve zeytinyağlı kerevizi de eklememiz gerekir. Bunun haricinde portakallı, ayvalı bir takım tarifler var. Hakikaten gerçekten onlar da muhteşem görünüyor. Ve kereviz suyu yapraklarıyla beraber tabii ki güçlü bir antioksidan ve detoks sıvısı olarak öneriliyor. Peki bizim kerevizimizin içinde neler var yok diye soracak olursanız bir kere gene 100 gram çiğ üzerinden gidiyoruz. Baktığımız zaman içerisindeki maddelerin ötesinde glisemik endeksinin çok düşük olduğunu, yani 250 üzerinden 1 olduğunu, bu yüzden de şeker hastalarının rahatlıkla kullanabileceğini söyleyerek başlıyorum. Gene çok az bir kalorisi var, 16 kalori, 3,4 gram karbonhidrat, 0,7 gram protein, 0,1 gram yağ var ve K vitamini zengini. %37'si günlük ihtiyacımızın, A'nın ise %9'u, C'nin %5'i ve potasyumdan zengin. K vitamini açısından çok tüketirsiniz. Belki kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşim yapabilir ama çok çok fazla tüketmeniz lazım. Bu da o kadar kolay bir şey değil. Onun için endişe etmeniz efendim. Tabii antioksidanlar, vitaminler ve diğer maddelerden dolayı iltihabi olaylara destek olduğu söylenir. Genel bir şey. Fakat iki önemli etkisi var. Bir alkali etkisi var. Dolayısıyla alkali diyet yapanlar için son derece yararlı ve sindirime yardımcı oluyor. Tabii söylenen şeylerden bir tanesi şu. Kerevizi aldığınız zaman hemen sapını kesmemenizi öğreniyorlar. Yani pişirmeden önce keserseniz çok daha faydalı olacağını iddia ediyorlar. Ve 5 gün içerisinde tüketilmesi öneriliyor. Kerevizi unutmayınız efendim. Kereviz bizim mutfağımızın önemli bir sebzesi ve bence oldukça yararlı. Evet, çok uzatmayalım. Teşekkürler, iyi günler.